Okan ben şeyi seviyorum ya. Bu e, genç jenerasyon belki çok haz etmeyebilir ama ustalar var ya bizim o evet. Darül Vedai kuranlar bile evet. onlarla ilgili anekdotlar anlatıyorum ve genç seyircinin de inanılmaz ilgisini çekiyor Çekmez ya. mi? Mesela bir tanesi çok bir, bir 30 saniyelik bir anekdot ama e, Türk tiyatrosunu kuranlar ya Muhsin Ertuğrul, Raşit Rıza Behzat Butak, hmm. yani, Vasfi Rıza Zobu, hmm. İyi Galip Arjan, hmm. İyi Galip Arcan çok kısa boyluydu. Yani en konu kısaydı. Bir Fransız piyesinde jön oynuyor bu. Behzat Baba da şehir tiyatrosunun en yaramazı. En masklar yapar, bilmem ne yapar. Butafordur. Butafor yani her şeyi yapar mesela bu bardağın aynını Yapar, bu kavadan yapar filan ya bu masanın aynını kartondan yapar müthiş marifetli bir adam iyi e, galip Arjan geliyor diyor ki besat bana bir baston yapsan diyor Jön oynuyorum oyunda diyor üstüne abanlığım zaman biraz uzun görüneyim yanındaki kız oyuncudan diyor abi besat baba bir baston yapıyor buna Sa, git bedestenden satın al o kadar güzel bir baston fakat muzur dedim ya yaraman her gün oyundan iki saat evvel gelip Bastonu alttan bir santim kesiyor. <laughs> Her gün o. <altı>. Onuncu günü <laughs> İlgarip Arcan Behzat Baba'yı çağırıyordu <laughs> ki Behzat gel sana bir sır vereceğim. <laughs> ne diyor? Benim boyum uzuyor diyor. <laughs> İkisine de buradan ben rahmet, <laughs> rahmet <laughs> veriyorum. Evet. 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 İkisi müthiş, de müthiş. çok güzel. Evet. <gülüyor> <gülüyor> müthiş. <gülüyor> Peki. bunlar var ya hmm. oyunun içinde böyle bir sürü Celal Sururi, Toto Karaca, Muammer Karaca, Minör Özkul, Adile Naşit. Adile'nin çok güzel biliyorsun. Anlatayım mı? Hangisi? Mi? Kısa ama lütfen, lütfen, yaka lütfen. mikrofonları ilk geldiğinde. Ay evet müthiş. Ya lütfen yaka anlat. Yaka mikrofonları lütfen. ilk geldiğinde biz Minir, ben bir oyun koyuyordum Kanlı ne diye e, Luna Park'ta. İlk gün e, yaka mikrofonunu oynayacağız ama hiçbir şey bilmiyoruz bu konuda. Frekanslar falan varmış. Bizim haberimiz yok. Ben Münir abiye Kanlı bir laf söyledim. Onun da cevabını bekliyorum tamam mı? Lafım, repliğim bitti. Münir abi de konuşmaya başladı ama gelen ses şöyle. 34, 26, 43, gazla, gazla park etme. <laughs> Polis telsizi girdi abi. E, <laughs> Bu iyi. <laughs> Neyse frekanslar düzeltildi oldu. Adile'ninki fena. Adile Şan müzikolünde evet. biliyorsun değil mi hikayeyi? Lütfen anlat. Ha. Lütfen anlat. Şimdi oynuyor o Adile Naşit. Ben onu her filmde de ya annem olur ya teyzem olur rahmetli ama çok tatlı hmm. kadınlı yani. Ondan sonra bir 20 dakikalık boşluğu var. Ara tuvalete giriyor. Tamam mı? Mikrofonu açık unutuyor. Tamam mı? Abi salon o bin kişilik san müziği inliyor böyle. Yani senfona orkestrası gibi. Yani. Yok yok tamam mı? Ee... Çıkıyor. <laughs> çıkıyor. Çıkıyor. Adile abla sen e, tuvalete mi girdin diyor oradan biri. Evet diyor. Ha, mikrofonu aç çıkıyor. İkinci perde oynamıyorum ben. Tamam <laughs> Ya böyle bunlar bununla teknikle ilgili. Bunlardan anekdotlar serpeledim. Yaşadıklarımdan anlatabiliyor muyum? Elif de işte kendi hayatından, beraber hayatımızdan o şarkılar, türküler derken iki buçuk saat Müthiş. geçiyor. Peki işte. başka türlü nasıl olabilirdi? Başka türlü bütün bu göçmüşlerin, bütün bu büyük sanatkarların her birinin e, anı kitapları olacaktı. Ya da senin gibi üreteceklerdi, yazacaklardı. Ya da birileri... Yani başka ustalar, onlardan sonra gelen yine senin gibi ustalar bunları bir sonraki nesillere böyle aktaracaklar. Ya bir evet. tiyatro yoluyla ya kitap yoluyla. Tiyatro evet. daha iyi tabii. Tamam. Aynı anda bir ya. yani kitapta olacağı, kaç kitap okuyor? Ya. Onun yerine e, büyük kitlelere bunun e, aktarılması açısından. Evet. Peki, e, şimdi bu... Durmadan, yani sen bilmiyorum babana biraz tabii baba kız sohbeti yaptığımız için öyle Hı. gitmek istiyorum biraz daha ailevi olarak. Ee, yani babanı uyarıyor musun? Baba çok çalışıyorsun, çok koşturuyorsun, biraz yavaşla falan. Yok, yok çünkü o durursam düşerim diyor ve ben de ona evet, inanıyorum. Babam babam yapan. İnsan hani hmm. bir olan insanlar var ve yapan insanlar evet, var. Evet çok güzel bir çok güzel Mesela bir tanımlama Hamlet bu. Hamleti çalışırken de biz hmm. okulda hmm. Hamlet yapan insan mı olan o olan insan evet. bir türlü yapamıyor adam. Doğru. Yani bu yapan bir adam. Doğru. Üretmesi lazım, paylaşması lazım. Hmm. O yüzden pandemi dönemi zor oldu babam için. Ee, ve ondan çıktı bu, ondan doğarak çıktı bizim bu babakız çalışmamız. Peki tevazusunu nasıl buluyorsun? Ee, kendi neslinde ve kendisinden sonraki bütün nesiller için bu Hı. kadar toleranslı, bu kadar Öyle. E, hisseden, gören, Öyle. yetiştiren, e, bunun üzerine koskoca bir tiyatro bölümü kuran bir evet. tiyatro okulu kuran evet. bir e, fakülte eğitimi veren orada üniversite evet. eğitimi veren bir insan ve bunu evet. insanlara bedava kurdu. Herkesin nutku tutuldu, öğrencilerin evet. e, ve her her öğrencinin konservatuara girebilenin de tercihi, giremeyenin evet. de tercihinin. E, o babamın bir olması. rüyasıydı. Babam yani. rüyasını gerçekleştirebilen ender insanlardan biri hmm. diye düşünüyorum. Ama senin kıskançlığını anlıyorum aslında. Yani bir Ama artık önemli bir babanın bütün ben... herkese evet. ait olması sadece sana değil, başkalarına da ait evet. olması konusunda. Gençken kıskançlık değil de hep, hep bir huzursuzluk duygum vardı çünkü ha. her zaman benden daha önce daha önemli işleri ha. vardı. Ha. Ama şimdi ben yolumu buldum. Babamla beraber oyunu yaparsam o zaman yüzde evet. yüz beraber oluyoruz. Netir.